arkadaşlar, merhaba. Güzel bir av yapmak nasip oldu bugün. Şansımızın sayesinde çok güzel bir makros vurdum. İyi yerine denk geldi, balığı da almak nasip oldu. Videonun sonunu karada tamamlamak durumundayız. Balık çünkü çok ağır ve yüzen bir balık değil. Deniz ortamında şey yapamadık, videonun sonunu çekemedik. Çok da yorulduk, kıyıya geldik şimdi. Biraz balığı alalım. Balığı bota çıkartamadık. Balık çok kalın bir balık. Yani 100 kilo civarında gibi tahmin ediyorum. Daha önce de benzer birkaç balık vurdum. Fakat bu daha iri. Kendi rekorumu geliştirmiş oldum. Güzel bir atış yaptım. Videosunu da çektiğimi düşünüyorum. Umarım bir aksilik olmaz. Sizlere de izleteceğim. Şöyle yakından gösterelim balığımızı. Balığımız biraz daha uzaklaşarak çekebilirsin. Balığımız çok geniş. Çok boylu değil ama boyu çok yok ama balık çok kalın bir balık. Yani bilmiyorum, kaldırmaya çalışayım. Ama balığı kaldıramıyorum yani. İşte bu kadar kaldırabiliyorum. Balık gerçekten çok iri. Yani 40-50 kiloluk balıkları kaldırabiliyoruz ama bu çok ekstra bir balık. Güzel bir av nasip oldu. Umarım bu görüntülerde de acemilik yapmıyoruzdur. Balığı size iyi gösterebiliyorumdur. Daha önce bu şekilde dış çekim pek fazla yapmadık. Açıyı falan bilemiyorum. Housing'inden çıkarttık ki sesim ulaşsın size. Balık benim üstümden geçerken çok net atış verdi. Çok sakindi. İki tane geldiler. Ve balığı vurduğum nokta, balığı tam bu noktadan vurdum. Şiş öbür taraftan çıkmadı. Çift kelebek şiş kullanıyorum ama balık vurduktan sonra zaten titreyerek %90 direncini kaybetti. Çok fazla makara bile açamadı açıkçası. Daldığım noktada biraz akıntı vardı. Balığı kaybedeceğim diye endişe ettim. Çünkü daha önce de bir tane balık vurmuş. Etkili bir atış yapmıştım. Orada şişten çıkınca balığı bulamamıştım. Hem akıntı vardı. Hem de su çok bulanıktı. O yüzden bulamamıştım. Bunu almak nasip oldu. Dalışın daha çok başlarında denk geldi. Tabii bu av günü bizim için burada bitti. Limitlere uyarak avlanıyoruz. Açgözlülük yapmamak lazım. Denizlerimizdeki balıklar oldukça azalmakta. Her geçen gün azalıyor. Bu tarz balıkların nasip olması gerçekten çok keyifli. Nerede balık vardı birkaç tane daha gördüm ama hani üstüne gidip tekrar daha fazla vurmaya çalışmak, zaten normal teşhisat olmadan bu balıkları almak büyük şans gerektiriyor. Ben bu balığı şansımın sayesinde aldım. Burada önemli detay bu. Normal ekipmanla atmamak lazım. Çok etkili bir tüfek kullanıyorum ama ona rağmen, yakın mesafe atmama rağmen şiş öbür taraftan çıkmadı. Fakat iyi yerine gelince balık felç oldu. Kıpırdayamadı çok fazla. Ama onun dışında makarayla, makaradaki sağlam iple vesaireyle falan bu tarz balıkları almak çok büyük şans istiyor. 100 kere vururuz, bir kere alırız. Açıkçası ben orada biraz riske girdim çok güzel poz verince. Almak nasip oldu. Bakalım, tabii oldukça keyifliyiz. Aslında çok temiz vurmuştum balığı. Herhangi bir yara vesaire falan yoktu. Fakat akıntıyla kıyıya sürüklendik. Balığı da botu alamayınca balık taşlara biraz sürdü. İkinci atışı da yaptım. İkinci atışı yine patos tüfeğimle yaptım şu noktadan. Ama zaten balığın direnci bitmişti. Bu atışta balığı garantiye almış olduk. Ama bu balıklar çok enteresan bir şekilde. Akya gibi, liça gibi balıklar değil, yüzmüyorlar. Yani balık belki 100 kilo ama ben bunu alet vurarak su üstünde tutamıyorum. O kadar ağırlığını hissediyorum. O yüzden bota da çıkartamadık. Çok yorulmuştuk. Botun arkasına bağladık kuyruktan. Buraya kadar çektik. Enteresan bir av oldu. Bu avı yapmak bize nasip oldu. Şu taraftan biraz çeker misin daha? Yani balığın tabii size fotoğrafını vermek istiyorum ama
balığı kaldıramıyorum. Gerçekten çok ağır. Ben de çok zayıf bir adam değilimdir aslında, kaldırabilirim. Fakat balık gerçekten çok büyük. Bakalım, birkaç parça daha video çekeceğiz. Birkaç tane fotoğraf çekmeye çalışacağız. Umarım güzel görüntüler elde etmişizdir. Hepinize rast gelsin diyorum.